Mağazalar ve süpermarketler, müşterileri alışverişe teşvik etmek ve iyi niyet sunmak için, son derece ucuz bir yol olan plastik torbaları, 1970'lerden itibaren kullanmaya başladı ve plastik poşetler bu sayede popülerlik kazandı. Tipik olarak, bir termoplastik olan düşük yoğunluklu polietilenden yapılan naylon poşetlerin, yakın geçmişten günümüze durumlarında ise gözle görülür bir değişiklik var. Plastik torbaların kullanımının evrimi. Plastik torba yapmak için yaygın olarak kullanılan polietilen, 1933'te İngiltere'nin Northwich kasabasındaki bir kimya tesisinde yanlışlıkla yaratıldı ve İkinci Dünya Savaşı'nda gizlice İngiliz ordusu tarafından kullanıldı. Tek parça plastik torba daha sonra Sten Gustav Tulin tarafından tasarlandı ve 1965'te İsveçli bir şirket olan Celloplast tarafından patentlendi. 1979'a gelindiğinde, plastik torbalar Avrupa'daki çanta pazarının %80'ini kontrol ediyordu. Plastik torbalar daha sonra ABD'de, yeni ürünü, kağıt torbalardan üstün olarak pazarlayan şirketler ile tanıtıldı. Kroger ve Safeway süpermarket zincirleri, elbisenin hemen ardından diğer zincir mağazalarıyla 1982'de plastik torba kullanımını benimsedi. Bugün yılda 1 trilyon torba üretildiği tahmin edilmektedir. Artık plastik torbalar insanın temas ettiği hemen hemen her yerde. Okyanusların derinlikleri ve kutup buzulları gibi en sıra dışı yerlerde buna dahil. Plastik poşetlerin geleneksel alışveriş sepetleri ve yeniden kullanılabilir poşetlere ucuz bir alternatif olarak kullanılması, kullanılmış plastik poşetlerin imhasını yönetme mücadelesi olarak dünya çapında çeşitli çevre ajansları için sürekli bir zorluk olmuştur. 1997 yılında, bir denizci ve araştırmacı olan Charles Moore, büyük miktarda çöp biriktirmiş Büyük Pasifik Çöp Adası'nın keşfiyle dünyayı şok etti. O zamandan beri, okyanuslarda birkaç çöp adası daha keşfedildi. Plastik poşetlerin kullanımını kontrol altına almak. Hükümetler, kendi ülkelerinde plastik torba kullanımını azaltmanın ve en aza indirmenin çeşitli yollarını geliştirdiler. Plastik torbaların kullanımını kontrol etmek için getirilen politikalardan bazıları arasında, plastik torbalara yapılan toptan yasak, plastik torbalara uygulanan vergilerin artırılması ve vatandaşların çevre kampanyaları yoluyla plastik torbalardan vazgeçmeleri teşvik edilmesi var. Şu anda dünya çapında yaklaşık 60 ülke plastik torba kontrol mekanizmaları kurmuştur. Dünyadaki birçok ülke, çevre kirliliğini kontrol etmek amacıyla plastik torbaların kullanımını yasakladı. Şimdi o ülkelerden bazıları hakkında bilgi sahibi olalım. Bangladeş. Su yollarını ve drenajları etkilediği için Bangladeş hükümeti tarafından 2002 yılında yasaklanan plastik poşet kullanımı, PL. Plastik poşetlere karşı dünya üzerinde alınmış en eski aksiyon. Kenya, Hint Okyanusu'na doğrudan kıyısı olan Kenya aynı zamanda bir Orta Afrika ülkesi. Plastik poşet kullanımı, 2017 yılının Ağustos ayından beri yasak. Kenya'nın plastik poşet kullanımına karşı aldığı önlemler dünya üzerindeki en sert tutum olarak övülüyor. Ruanda, bir başka Orta Afrika ülkesi olan Ruanda'da da 2008 yılından bu yana plastik poşet kullanımı yasak. Afrika içinde plastik poşet kullanımını yasaklayan ilk ülke olma özelliğini gösteren Ruanda, aynı zamanda kıtadaki en temiz ülke olarak da biliniyor. Arnavutluk, 2018 yılından bu yana plastik poşet kullanımının yasak olduğu Arnavutluk, Adriyatik Denizi'ne olan kıyısıyla turizm konusunda büyük bir atak gerçekleştirdi. Bahamalar, kıta Amerikası için önemli bir turizm ve ekolojik zenginlik merkezi olan Bahamalardaki plastik poşet kullanımı, 2020 yılından itibaren artık yasak. Kamboçya, Uzak Doğu Asya'nın güney ucunda yer alan Kamboçya, bölgenin sosyo-kültürel yapısına rağmen plastik poşet kullanımını 2017 yılında yasaklamayı başardı. Kamerun, Atlas Okyanusu'na kıyısı olan Kamerun, 2014 yılında plastik poşet kullanımını yasaklayan bir diğer ülke.
Çin, dünyanın en büyük ekonomilerinden ve insan popülasyonlarından birisini barındıran Çin, her ne kadar plastik kökenli ürünlerin kapasite bakımından ilk üreticilerinden birisi olsa da, 2008 yılından bu yana plastik poşetlerin kullanımını yasaklamış halde. Danimarka, Nordik ülkelerinden birisi olan ve doğrudan Atlas Okyanusu'na kıyısı bulunan Danimarka'da 2004 yılından bu yana plastik poşet kullanımı yasak. Bangladeş gibi Danimarka'nın da plastik poşet kullanım yasağı, dünyanın en eski aksiyonlarından birisi. Eritre, Kızıldeniz'e kıyısı olan Eritre'de tıpkı Bangladeş ile Danimarka'da olduğu gibi 2004 yılından bu yana plastik poşet kullanımı yasak. Estonya, bir başka Kuzey Avrupa ülkesi olan Estonya, dijital bir devlet olarak yenilikçi bir ilke imza atmasının yanında 2017 yılından itibaren plastik poşet kullanımını yasakladı. Bu da ülkeyi daha temiz bir hale getirmek için önemli bir adım olarak görülüyor. Malawi, denize doğrudan kıyısı olmayan fakat ekolojik yönden önemli bir göle sahip olan Malawi, tıpkı Kenya, Eritre ve Kamerun gibi Afrika kıtasında yer alıyor. Ülkede 2015 yılından bu yana plastik poşet kullanımı yasak. Gürcistan, Karadeniz'e deniz kıyısı olan ve aynı zamanda Türkiye'ye de karayoluyla bağlanabilen Gürcistan, 2017 yılında plastik poşet kullanımı yasaklayan Karadeniz ülkelerinden. Hindistan, yakın zamanda dünyadaki en büyük ekonomik güçlerden birisi haline gelmesi beklenen Hindistan'da da plastik poşetlerin kullanımına yönelik gelişmeler var. Ülkede 2002 yılından bu yana plastik poşet kullanımı yasak. Hindistan, Bangladeş'le birlikte plastik poşet kullanımını yasaklayan ilk ülkelerden biri. İsrail, Doğu Akdeniz'in en doğusunda yer alan ve doğrudan Akdeniz ile Kızıldeniz'e kıyısı olan İsrail'de de plastik poşet kullanımı 2017 yılından beri yasak. İtalya, turizm konusunda olduğu kadar tarihi ve mutfağı ile dünyanın her yanından ziyaretçi çeken İtalya'nın çevreyi daha iyi korumak için aldığı plastik poşet kullanımı yasağı kararı, 2011 yılından beri yürürlükte. Meksika, Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan sınırı olan, aynı zamanda iki okyanusa da kıyısı bulunan Meksika'da 2010 yılından bu yana plastik poşet kullanımı yasak. Fas, bir başka Afrika ülkesi olan ve Akdeniz'e kıyısı bulunan Fas, plastik poşet kullanımını 2015 yılında yasakladı. Yeni Zelanda, dünyanın en uzak noktalarından birisi olan Yeni Zelanda, olağanüstü ekolojik zenginlikleri ile kendi yapısını korumayı sürdürmeyi başarmış önemli ülkelerden. Ülkede 2018 yılından beri plastik poşet kullanımı yasak. Mozambik, belgesellere konu olan Madagaskar adasının tam karşısında yer alan Afrika ülkesi, Malawi ile komşu. Hint Okyanusu'na kıyısı olan ülkede 2016 yılından bu yana plastik poşet kullanımı yasak. Güney Kore, savaş sonrası ekonomisini çok hızlı ve doğru bir şekilde ayağa kaldırmayı başaran Güney Kore'de 2018 yılından bu yana plastik poşet kullanımı yasak. Sri Lanka, Hindistan'ın güneyinde bir ada ülkesi olan Sri Lanka, doğal güzelliklerinin yanında turizm konusunda da öneme sahip. Ülkede 2017 yılından itibaren plastik poşet kullanımı yasaklandı. Yeni Gine, Avustralya adasının kuzeyindeki ada gruplarındaki ülkelerden birisi olan Yeni Gine'de, 2016 yılında plastik poşet kullanımı yasaklandı. Moritanya, balıkçılık konusunda yaptığı atılımla dikkat çeken ve Atlas Okyanusu'na kıyısı olan Afrika ülkesinde, 2013 yılından itibaren plastik poşetlerin kullanımı yasaklandı. Yunanistan, Ege'nin karşı kıyısındaki komşumuz Yunanistan, 2018 yılından itibaren plastik poşet kullanımını yasakladı. Tarihi, turizmi ve özellikle balıkçılığı ile ön planda olan Yunanistan bu sayede daha temiz bir ülke olma yolunda ilerliyor. Türkiye, 1 Ocak 2019'dan itibaren marketlerde 25 kuruşa satılmaya başlanan plastik poşetler, Türkiye'deki poşet kullanımını doğrudan azaltırken, tüketicilerin daha ince olan manav poşetlerine yönelmesi bir başka sorunu ortaya koyuyor. Plastik poşetlerin kullanımı neden azaltılmalı? Başlı başına geniş bir araştırma konusu olan plastik kirliliği ile ilgili daima yasaklamalardan ve azaltmalardan bahsediyoruz.
Peki plastik poşetlerin kullanımını neden azaltmalı, hatta plastik poşetleri tamamen kullanımdan kaldırmalıyız? Plastik poşetlerin doğada parçalanmaları gerçekten çok zor ve uzun sürüyor. Bu yüzden çevre kirliliğinin en büyük kaynakları olarak görülüyorlar. Tek sefer kullanılıyor olması ise bir başka önemli sorun. Bir poşetin ortalama 12 dakika kullanıldıktan sonra kontrolsüz şekilde çevreye bırakılmaması için insanlarda farkındalık yaratılması gerekiyor. Poşetlerin imha edilmesi için yaygın olarak kullanılan yöntemlerin başında yakma olması ve poşetlerin yakılmasının ardından ortaya çıkan zararlı gazların doğrudan atmosfere karışması, soluduğumuz havanın kalitesini düşüren önemli bir etmen. Kontrolsüz şekilde suya bırakılan plastik poşetler deniz canlılarının yaşamlarını olumsuz yönde etkiliyor. Deniz kaplumbağaları plastik poşetleri doğal besinleri arasında yer alan deniz analarıyla karıştırarak yiyor ve boğuluyor. Ayrıca bakteriler bu plastiklere tutunarak orada çoğalıyor. Peki Avrupa'da durum nasıl? Başta İngiltere ve Avrupa'nın pek çok ülkesi, plastik poşetleri yasaklamak konusunda somut adımları yeni yeni atıyor. Kademeli olarak azaltılması düşünülen ve planlanan plastik poşet kullanımı için birlik çapında oylama yapılarak karar verildi. İngiltere ve İspanya başta olmak üzere kademeli olarak vergi destekli azaltma planları duyuruldu. Amerika'da ise, Kaliforniya plastik poşetleri yasaklayan ilk eyalet olma özelliğini taşıyor, Hawaii ise ikinci, Washington'da plastik poşetler ücrete tabiyken Maine, New York, Rhode Island ve Delaware'da geri dönüşüm programları var.